Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Someday You Will Return'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün biliyorsunuz kendimizi bir su deposuna kapattık. Su deposu burası abi. Buradan çıkana kadar da göbeğimiz çatladı. Ya durun lan sizler. Şerefsizler. Şimdi tam olarak nereye gideceğiz? Hayda, cep telefonum bozuldu. Allah'ım şu çığlıklar beni var ya. Yemin ediyorum. Çıldırtacak ya. Abi çığlık olayını genel olarak sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Birisinin çığlık atmasını sevmiyorum. Ve sağ olsun arkadaşlar da bu oyunda yarın yokmuş gibi çığlık attıkları için. Çık dışarı babacığım. Ne var lan? Aha. A car. Hey, wait for me. Hey dostum. I have to catch them. Bekle lan. It hold it. Oğlum kar yağmaya başlamış ya. Please. Stop. Must run faster. Ayrıca don't. Ormanda çok tekinsiz olmaya başladı. Araba da galiba kaza yaptı. Ananızı avradınızı şimdi. Küfür ettirmeyin beni. Oğlum orman ne hale geldi ya? Ay canım benim ya. Ney? 3 po. R2D2. R2D2 bir gönderme olabilir mi? Niye olmasın? Abi bağırıp bağırıp durmayın be. Kurban olduklarım, bağırıp bağırıp durmayın. Oyunun artık böyle bir safhaya mı geldi yani? Bağıracak mıyız sürekli? Bu mudur abi? Oyunun bizden beklediği bu mudur? Nereye gideceğiz? Buradan bir yere gidemiyoruz. Orada bir ışık mı var? Orada bir ev var. Sen ciddi misin? Abi bildiğin ormanda bir ev var şu anda. This place is a godsend. Kapat abi kapıyı. I can easily make it through the night here. Still, somehow it's too convenient. Dışarıda çok garip şeyler oluyor. Bir ev bulmamız gerçekten çok iyi oldu. Bu cam dışarıdan kapalı. Güzel. İyi. Uzun zamandır okuyamadım. Şey bir belge okumamıştık. Ana haberler. Bilmem nerede, bilmem nere yakınlarındaki ormanda kaybolan 10 yaşındaki Amelia adlı kız çocuğunun izine hala rastlanmadı. Polisin dram çalışmaları arama çalışmaları cuma günü yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle sekteye uğradı. Civardaki köylerin sakinleri yetkililerin 30 kilometre çapındaki sık ormanlarda arama yapmasına yardımcı oldu. Amelia ormana girmiş ve muhtemelen yolunu kaybetmişti. Sağanak yağmurlar, gece yarısı soğukları ve bölgede keşfedilmemiş çok sayıda mağara olması nedeniyle kızı canlı bulma şansı zayıf görünüyordu. Polise göre kız sabah saatlerinde ormanda yenilebilir mantar toplamak için ayrılmıştı. Ne yazık ki bu bölgede yaşanan ilk çocuk kaybolması değil. Son 50 yılda 20'den fazla genç kız kaybolmuş ve hiçbirinin izine rastlanamamıştır. Bölge halkı her zaman doğaüstü nedenleri suçlamaya hazır olsa da bu kaybolmaların nedeninin arazinin kendisi olması daha muhtemeldir. Polis ebeveynleri çocuklarının bu tehlikeli ormanlarda yalnız dolaşmalarına izin vermemeleri konusunda uyarıyor. Uzay gözlemevi Chandra Goldilocks bölgesinde konumlanmış 4 güneş ve 1 gezegene sahip uzak bir güneş sisteminin çığır açan keşfini duyurdu. Ancak bilim insanları böyle bir sistemin son derece istikrarsız olduğunu ve yaşamı uzun süre devam ettirmek için doğru koşulları desteklemeyeceğini belirtiyorlar. Evet abi, günün hava hadislerini aldıysak bir kibritimiz var. Güzel.
Mutlu da sanki alınabiliyordu az önce ama. Parlıyordu ama galiba artık parlamıyor. Şu cam biraz sanki sıkıntıymış gibi ya. Bunun dışına bir şey çakamıyor muyuz? Uyku çekeceğiz burada. Güzel, sobayı yakıp sıcak sıcak mı uyuyacağız oğlum? Bu oyunda böyle bir sekans niye var bu arada ya? Bir saniye, ben bir dışarıya bakmak istiyorum. Lan aç oğlum, aç. Şunu bir kapa. Tamam. Bunu bir kapa abi. This one has no locks. There has to be a way to keep it in place. Aa. Sıçacağım sizin ağzınıza. Bağırıp bağırıp durmayın. Aha. Bunu çakacağız oraya. Çivi mevi bir şeyler. Lan bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum ama buldum, her şeyi toplayacağım abi. Oyunda çünkü şu ana kadar aldığımız hiçbir şey gereksiz değildi. Adamlar hiçbir yere gereksiz loot koymamış. Bunun da farkındalar. Biz de o yüzden bulduğumuz her şeyi almaya özen göstereceğiz. Bunu buraya nasıl çakacağız şimdi? Çivi yok. Evet abi. Çivi olmasına gerek yokmuş bu arada. Solid to me. Tamam. Bunun kilidi falan var. Sıkıntı yok o zaman. Kapatalım. Kitleyelim abi. Sobamızı da bir yakalım. Sıcak sıcak. It's not ready. It's not ready. I guess this is my new home. Dışarıda da I've hala never bağırıyorlar. appreciated warmth more than now. Bu geçen de karşıma çıktı. Ne yapıyorlar abi bununla? Tamamdır abi, yeterli bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bu size kısa bir konser vermek istemiştim. Şimdi sanırım artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Uyuyacağız herhalde. Avradını. Oğlum rüyadır, rüyadır. These visions. Suddenly this place doesn't feel safe at all. Maybe there's something I can do to be less exposed. Nasıl lan? Ne yapacağım, bir çay iç. Oğlum ne yapabilirsin ki şu anda? Dur bakayım, kitap oku. Kitap okuyamıyorsun. Çay iç. Çay içemiyorsun. Dışarı mı çıkacağız? Screw it. I'm too exhausted to care. Oğlum bir şey mi yapmam lazım acaba ya?
Pantolonumuzu da çıkardık. Yani yapmasalar bari. Ne oluyor lan? Ananı ağrıdınız. Oğlum ne oluyor? Lan. Bunların kilitleri varmış oğlum ya. O şerefsiz gelip bizi vikiliyor, anladım. Bu gece ondan kaçarak atlatmaya çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Bunun hepsini bir kapatalım abi. Kapat 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 kapat. Çok hoş olmadı bu. Çok hoş olmadı. Bir tırsmadım değil abi. Bunun kilidi yok zaten. Ha, bunu zaten dışarıdan ben kendim mühürledim. Okey. Kapımız kilitli mi? Kapımız kilitli. Tamam. Elimden geleni yaptım şu anda. Aynen. Sanki yine bir şeyler olacakmış gibi ama. These woods are old. You wouldn't be the first to get lost here. There have always been rumors about missing young girls who vanished without a trace. You will walk the same ancient path. Bizim kız da orada bak. En üstte oturuyor. Neydi adı? Leia. Those who seek mysteries in this forest don't always return. Follow the candles. Atkısından tanıdım. Never explore alone and never leave the marked path. The woods should be safe tonight. But if you see anything suspicious, immediately end the game and run back here. Now go. Your path of courage has started. Get out of here, you babies. And I need those ribbons. So bring them all back. The brats are out. Let's get back there before the bed gets cold. Ya atmayın çocuk abi, atmayın ya. Someone's behind the door. What the fuck? I'm not going out now. I'm damn glad I locked the shutters. İtemiyoruz mu lan oraya? Pantolonumu giyeyim, bir şeyler yapayım, kurban olayım. Zorluyor, kapıyı zorluyor. Vallahi zorluyor. Bunu itemiyoruz mu? Bağırmayın hanım oğlum. Oğlum. Abi işte aynen. Aynen bu bak aynen o. Hadi. Nasıl? Neden dışarıdaki adamın gözünden bir an gördüm ben abi?
Gençler ilginç değil mi? Ben niye dışarıdaki adamı gözümden gördüm? Bak bu dışarıdaki adamın gözünden görme olayı bence bizim için biraz sıkıntı. Belki de nasıl diyeyim size? Belki de o adam biziz abi. Şu anda farklı bir hikaye dönüyor olabilir, anladınız mı? Bilmiyor olabiliriz. 2011'de ne olmuş lan böyle? Yay, kampa geri dönüyoruz. Lucy'yi görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım aynı çadırı paylaşırız. Orada olması gerekiyor. Aksi halde büyük bir yalancıdır. Bana neden cevap yazmadığını anlamıyorum. O kadar çok şey oluyor ki yazmaya vaktim olmuyor. Paketi açmaktan nefret ediyorum. Çünkü çok sıkıcı. Bu sene iki yeni hocamız var. İsimleri Nina ve Radim. Umarım bize iyi davranırlar. Kızımız 2011'de gitmiş buraya. Donumuzu giydik mi? Donumuzu giydik. Oğlum 10 numara bir uyku çektik. Daha ne istiyorsun ya? Bu ormanın... Aha! Oğlum kırmış kapıyı ya. Doors fucked. I really got lucky last night. Aha. My cell. It has more lives than me. Onu oğlum. Onu. Ay anasını. Nereye koşacağımı da bilmiyorum. Nereye koşmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok abi. Agam bu ne saçma bir şeydir ya. Niye böyle oldu şimdi? Oğlum ne güzel ormanda. Açıkta hava ya. Üf. Artık o ormandaki güzel havayı ne yazık ki hiçbir zaman göremeyeceğiz sanırım. Şu an her şey değişti abi. Oyun artık çığırından çıkmışa benziyor. Ama elektrik de hep var anasını satayım. Şu kırmızı ışıklar da hiç sönmüyor. Sağdan gideceğiz abi. Şöyle 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 şöyle. Güzel, yine ormandayız ama ormanın o güzel havası artık yok. Çok üzülüyorum bu duruma. Gerçekten çok üzülüyorum.
Köprü gitmiş. Köprü gitmiş hacı. Ben nereye gideceğim? Gökten taş yağan bir orman. Aha, buraya daha önce geldim ben. Ben burayı hatırlıyorum. Bu kapı kapalıydı daha önce geldiğimde. Yanlışlıkla gelmiştim ama kapı kapalıydı. Şimdi açık. Burasının bir kilis olması gerekiyor. Aynen, mezarlıkmış. Wow, looks really old. Somehow it's out of place out here in the middle of the woods. I wonder why they built something so vast. Şimdi burada, burası kutsal bir mekan olduğu için buraya başka bir şey giremiyordur herhalde, değil mi? It's locked. I don't have any business in there. Bence orada işimiz var bu arada. Yani yoksa niye oraya zincir koysunlar? İşimiz olacak gibi duruyor. Bu QR kod. Bir şapelmiş burası. Galiba gerçek şapel burası. Yani başka türlü bilmiyorum abi. Sanmıyorum. Neredeyim ben? Buradayım şu anda. Daha fazla aşağı inemiyorum. Gitmem gereken yer neresi onu da bilmiyorum. Oyun beni nereye götürürse oraya gitmeye çalışacağım. Bakalım hayırlısı. Bu şapelin hikayesi neymiş acaba, bir bakalım. Hrensko mezarlığıymış burası. 1874 yılında yüksek kayaların arasındaki pitoresk bir bölgede kurulmuş. Strechkov. Oğlum nasıl okunuyor? Strechvek mi? Olarak adlandırılan ve Hrensko Belediyesi'nin kendi kilise yerini inşa ettiği 1786 yılına kadar cemaatçiler tarafından kiliseye ulaşmak için kullanılan eski bir yol üzerinde yer almaktadır diyor. Baş özelliği muhtemelen Ignaz Kler adlı bir ahşap tüccarına ait olan Neogotik Kler şapeldir. Diğer kaynaklara göre şapel ünlü Şahin Yuvası şatosunu inşa eden Prince Edmund Clay Eltringen'in özenerek yapılmış bir yermiş burası. Ne yazık ki mezarlık vandallar tarafından yıkılmış. Her ne kadar 2013 yılında Hrensko Belediyesi istilacı odunsu bitkileri ortadan kaldırmak için bir çalışma düzenlemiş olsa da şu anda restorasyon için başka plan yokmuş. Burası tahminimce gerçek bir şapel arkadaşlar. Yani gerçekten olan bir yere benziyor. Buradan yukarı gidiliyor. Ama buradan buraya da gidiliyor. Evet, buradan gidince şapele gidiyorsun. Tam buradan yukarı gideceğiz o zaman. Gençler, bu arada videolarımı gösterdiğiniz ilginden dolayı teşekkür ediyorum. Bir 3-4 günlük işimden dolayı video atamadığım bir zaman dilimi oldu. Ya sanırım benim kanalın problemi o. Ben şimdi mesela işim var diye video atamıyorum. Video atamadığım için de mesela yorum atan, düzenli olarak yorum atan ve videolarımı izleyen arkadaşlar ilgisi kesiliyor. Takipçi sayım artsa da maalesef videolarım çok izlenmiyor. Yani izlenmesi lazım ama mesela izlenmiyor. Büyük ihtimalle dediğim gibi kanalı, ananı sikeyim ne kadar güzel bir manzaradır bu be. Oğlum çok iyiymiş ya. Neyse. Bu sebepten ötürü izlenmediğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok kaliteli içerikler üretiyorum da diyemem kendime. Yani oyun oynuyorum, video çekiyorum ve videoyu paylaşıyorum sonuç olarak. Nereye geldik biz ya? Aha. Claire. Ama gençler, yine de desteğinize ihtiyacım var. Bu arada gerçekten desteğiniz için de teşekkür ediyorum. Bunu da belirtmeden edemem. You think you could play us all like your little toys? What the hell's gotten into you? You're in serious danger, Elle. Oh,
am I? Is it the same danger your daughter was in? Or are you just feeding me lies to make yourself look relevant? Eleonora, stop it. Somebody stole my cell and sent you a message. If I hadn't gotten here first, who knows what would have happened? Oh. But you certainly got here first. You might be disappointed. But I'm finding your scary costume childish and over the top. Oh, shit. And your little acting bit was a little too revealing. I'll never forgive myself for helping such a fucked up and disgusting monster. Oğlum neymişim ben lan? Ne olmuş bana? Ne yapmışım? Eleonora, kendine gel güzelim. Now it's all too clear. Shut up. It was not me. That thing you met was... Really? You shut up, Daniel. I've had enough of you for more than one lifetime. And the letter you gave me yesterday, the one she wrote you, I did the worst thing possible. I read it. You have a letter from Stella? Oh. So now you want it back. Just take it. It's in my pocket. Don't! Abi ciddi misin sen? Oğlum bu kadın oyunun başında tanıdığımız bir yabancıydı sadece. Oyunun başında tanıdığımız bir yabancıydı ve bizim kızımızı aramamızı yardım etmeye başladı. Fakat neden kendini böyle durup dururken aşağı attı, öldürdü? Çok saçma şeyler olmaya başladı. Neden böyle bir şey oldu ya? Bu müziklerden de büyük ihtimalle telif yiyeceğim. Ama telif yediğim zaman o kısmı kesiyorum gençler. Yani videolarda eğer bir atlama oluyorsa bilin ki telif yemişimdir. Başka bir açıklaması olamaz. Hata's dress from our challenge. Who put it here? I have to search further for her. Oğlum kadın elbisesi burada, kendisi yok. Yine derinlere doğru gidiyoruz ya. Neredeyiz oğlum? Şş. Ben anlamadım şimdi. Bizim kızımız kayıp mı? Değil mi? Ayrıca bizim kızımızı da geçtim. Eleonora. Ya ne oldu? Niye böyle bir şey yaptı? Ben şu an neredeyim? I'll wait until my clothes dry a bit. Bekle bekle. Bekle yavrum bekle. Ah, that's much better. Abi yine bir mağaradayız. Yine bir yaratık gelecek büyük ihtimalle. Ve hiçbir mantıklı açıklaması yok bu yaratıkların. Burada bir akarsu var. Aynen, burası aşağı taraf. Buraya bunu almak için gelmedim değil mi? Yani bunu almak için geldim. Oğlum sen ciddi misin? Ne oluyoruz ha?
Buradan bir yere gidilmiyor. Ben şuradan geldim değil mi? Bir dakika. Aynen abi, buradan geldim. Yukarıya çıktım. Buradan aşağıya şöyle bir baktım. Şöyle gidince başka bir yer yok. Aha. Oğlum ne ilginç yerler ya. Bir uyku vakti hikayesi. Prenses aşağı atladı ve aniden sanki yol görünmeyen bir güç tarafından kapatılmış gibi ilerleyemediğini fark etti. Yeşiller giymiş garip bir adam yaklaştı ve ona şöyle dedi. Babanla anlaşamazsan buradan asla çıkamayacaksın. Oğlum bu yalnız az önce bizim kralın hikayesiyle sanki aynı gibi lan. Ben buraya çıktım. Buradan merdivenle bir yukarıya. İkinci kamp mı? Aha, yeni bir kamp mı keşfettik? Ama yine hafif karanlık, o kasvetli hava halen devam ediyor abi. Durdururken bir sayfanın şifresini niye çözüyor lan şimdi? No matter how much I tried not to. İlginç. Temmuz cehennemde kahretsin. Annem tatil için gitti ve bizi yanına almayı reddetti. Ben burada Kim'le sıkışıp kaldım. 4 yıl önce olanlardan sonra bunu asla yapmak zorunda kalmamak için dua ettim. En azından bu kamp daha küçük. Onun boktan yakından bağlantılı bir şey varsa oyunlardan herhangi birinin oynanmasıyla uzaktan şey diyor. O kabustan kaçacağım ve bir daha arkama bakmayacağım diyor. Onun oyunlarıyla oynayıp bu kabustan uzaklaşacağım diyor. Temmuz, bana bir şey olursa diye günlüğüme yazmaya devam edeceğim. Buradaki kayalar dik ve isterse beni aşağı itebilirdi. Belki sonra da hayatındaki en kötü şeyden kurtulurdu. Polis en azından bazı ipuçlarına sahip olacaktır. Onu asla vermeyeceğim diyor. Grimscan, olay yeri. Tamam. Ama bu bizim... Tuhaf bir kamp. Bir rapor. Ne haber patron? Senin için daha fazla bir şeyim yok. S yalnızdı çünkü A bütün gün kamp işleriyle uğraşıyordu. Ama bu öğleden sonra kamptan kayboldular ve onları huş ağacı kurusunun manzarasında yakaladım. Sadece el ele tutuşuyorlardı. Süslü bir şey yoktu ama sonradan A cebinden bir şey çıkardı ve ikisi de birer kadeh içti. A'in içkiyi nereden bulduğunu merak ediyorum. Sonra görüşürüz.
Like my marriage. No matter how hard I try, whatever I touch ends up like this. I'm not sure I even want to know what memories this place holds. Şimdi şu şeyden yapmam lazım. Toprak, aynen. Bruce Hyde, toprak hatırlar. Şimdi her şeyimiz var mı? Ezilmiş adam kökü. Şeytan trompeti kökü. Tamam, şeytan trompeti kökümüz var. Adam otu kökü. Bunu şöyle yapıyoruz. Ezilmiş adam otu kökünü pişirin diyor. Ondan sonra psilobin atacağız. 2 tane. Tamam. Yaprağı ekleyeceğiz. Yaprağını ezip ekleyeceğiz. Bu bir. Bu iki. Son olarak ezilmiş şeytan trompeti kökü ekleyeceğiz. Tamam. İçelim bakalım. O neydi? Petrolyum mu? O ne lan? Neyse. Elbet lazım olur diye düşünüyorum ben. I know what you want. Not now and not here. Well, you did call me, so shh. Let's just wait a bit. I want to be sure that those assholes aren't following us. Looks like the coast is clear. Let's go. Buranın bize sahili mi var? İyiymiş. Affedersiniz. O müzik neydi abi? Bunlar beni kötü bir yere götürüyorlar gençler. Bunlar bizi kötü bir yere götürüyorlar. Örümcek kuyunun içinde mi? Oğlum ya. Eleonora gerçekten öldü mü ama? Bir dakika, burada bir şey var mı? Oğlum buradan oraya gidip oradan dolaşıp niye buraya geldik? You're limping. What's wrong with you? It's nothing, really. Let's cross the archway. I've always wanted to see the other side. Does this no entry sign mean nothing to you? Your father will kill us both. Now you see it? And then like magic. Come on. Wait. Wow. Oğlum çocuklar birbirine aşıkmış lan galiba. Burada oturup içmişler. So, kötü bir şey yapmamışlar. You really want to meet after we get back home? No. I want to forget I ever knew you. Stella, what the fuck? That's what you get for repeating silly questions. Of course I want to see you as much as possible. I love you. I got it. They were in love and so happy. I remember evet. That Stella was trying to reach me. Even back then, maybe I should have tried to understand her more. She wouldn't have. Senin gibi babanın ben zaten kafasının. Öyle lan. This all would never have happened.
And I need something. Oğlum bir şeye ihtiyacım var da bunu ne yapacağım ki ben? Ne diyordum? Senin gibi babanın ben kafasına sıçayım zaten. Oyun oynarken bile sizle denk geliyoruz ya. İnsan gibi biriyle oyun oynayamıyoruz. Adam gibi karakter yönetemiyoruz abi. İlla oç olacak. Buralarda bulmam veya keşfetmem gereken bir yer mi vardı? Tamam, buralardan geldim zaten. Büyük ihtimalle elimde olan bir şeydir ya. Dikkat etmediysem. En ortasına bir kalp çıktı, anasını satayım. Ha, sökelim. Oğlum bu olmuyor. Bu olmuyor. Başka bir şeyimiz yok ki. I need something. Doesn't fit. Doesn't fit. Yok abi, şu anda benim buna yapabileceğim bir şey yok anladığım kadarıyla ya. Geri mi dönsem? Kampta her yere bakamadık. Bak, kampta belki bakmamız gereken bir şeyler olabilir. Buralarda bir yerlerde. Hem oldu, bu sabah nöbet tutuyordum ve onları kamptan gizlice çıkarken gördüm. Onları ip köprüye kadar takip ettim. Köprünün üzerinde duruyorlardı ve iğrençti. Bu yüzden çadırıma dönmeyi tercih ettim. Belki bir dahaki sefere daha da derinden aşık olabilme için bir ya da iki ipi tamir edebiliriz. Bunlar da az şerefsiz değil lan. Oğlum. Benim orada bir şey yapmam lazım anladığım kadarıyla ya. Yok, ilerlemiyor oyun şu anda. Gel anasını satayım. Biraz dolaşacağız gençler. Yapacak bir şey yok. Eğer fazlaca dolaşırsak zaten ben videoyu keserim sizin için.
Ne? Bu ne oğlum? Burada dolaşa dolaşa bunlardan mı arayacağız acaba? Tamam. Biraz da dolaşalım. Geri geldik ama burası çıktığımız yerdi zaten. Taraf kampa gidiyor. Buradan kampa girdik. Şuralara falan hiç bakmadık ama. Oraya nasıl yetişeceğim? Şu şerefsiz niye önümü kapıyor? Oğlum o niye önümü kapıyor ama? Bana bunu biri açıklayabilir mi ya? Bakma bu üstüne mi tırmanacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum ki ya. Bir dakika abi. Ben nasıl yapacağım onu? Aha. (Gülüyor)
Tamam abi, çözdük. 50'ydi, böyle bir şey olacağız zaten. Ama üstüne çıkıp geldikten sonra diğerinin düşebileceğini pek akıl etmezdim açıkçası. O tamamen doğaçlama oldu. Şimdi diğeri nerede olabilir? Hey kardeşim, kimin en iyi olduğunu duymak ister misin? Küçük güvercinlerimizi alıp kamp ateşinde kucaklaşırken ve birbirlerinin yüzlerini aptallar gibi külle boyarken yakaladım. Sonra fısıldaşmaya başladılar ama beni bilirsiniz, arkalarına saklandım ve onları duyabildim. Ve tahmin edin ne oldu? Yarın randevu için o eski su tesisine gitmeyi planlıyorlar. Burada yeterince uzak ve bence bu biraz eğlenmek için güzel bir fırsat olacak. Ya bu şerefsizler yapmış hep. Ne yaptılarsa hep bu şerefsiz. Ne oldu? Haydi. Bu ne abi? Buna... It's too wet to catch fire. Öyle desene oğlum. Ana ne vuruldu, ben de yanıyorum. Var mı başka? Artık gidip bakabilir miyim bir şuna? Bence bu taşları o şeyin üstüne mi koyacağız? Kalp şeklini mi alacaklar? Kırmızı olmaları açıkçası bana onu andırdı en başta. Ama çok emin değilim. 3 parça seçecek mi, ondan da emin değilim. Belki bir yerlerde 4. bir parça vardır. It doesn't fit. Yani 3 parça yetiyor. This looks right to me. Haydi. Bu şey mi? Babaları mı? Hani bugüne kadar çok bunlardan katlettik ama. Ne oluyor lan? Onun avradını. O ses neydi lan öyle? Oğlum biz kimin kalbini öldürdük ya? Başımızı hiç açacağız ya yine. Vallahi başımızı hiç açacağız. Şurada bir şey çıktı sanki. Buralarda bir yerlerde bir şey çıktı. Oğlum bunlar ne böyle? Aha. So this is what the noise is about. Küflesi çözülmüş. Bir tane daha. Temmuz. Cesaret yolu cehennem gibi sıkıcıydı. Sanki babam uzaktan da olsa korkutucu bir şey yaratabilirmiş gibi. Hiç de şaşırtıcı değil. Tek eğlence bazı küçük çocukların ne kadar korktuğuydu. Nihayet kampın son günü Alex'le e-posta adreslerini paylaştım. Ama bana yazacağına söz verdi. Bana Messenger kullanmamı istedi. Ama ona büyük şirketlere güvenmediğimi söyledim. Ona bunu kullanmama izin vermediğini gerçekten söyleyemem. Onun burada olmasından çok memnunum diyor. Pekala. Diyoruz gençler. Haydi bismillah. Ya zaten şunların içinde olmaktan o kadar çok hani nefret ediyorum ki şu oyunda, yemin ediyorum. Benim için asıl yani korkutucu, ürkütücü olan buranın içinde olmak abi. Tavşan deliğinden aşağı.
Ananı avra, anneni, ananı bacından. Oğlum siz nesiniz? Ben sizin az önce ağababanızı öldürdüm ama. Kafasına sıktım bir tane. Ya gençler. Şöyle bir problem var ki siz sanki nereye koyabilirim? Toprak. Siz sanki kalkıyormuşsunuz gibi ama, biliyor musun? Bana toprak bir alan lazım. Neyse, bakacağız. Bakacağız, size bakacağız. Aha, toprak burası, tamam. Buraya bir bakacağım. Ama önce şunu bir dinleyeyim. Her seferinde aynı şey oluyor. Bir türlü de alışamadım şuna ya. Ben bile alıştım buna. And why didn't you tell me about this sooner? I was afraid to. Afraid of what? Of you. That you would refuse. Fine, you can stay. But only under two conditions. Anything. No running away. Do it once and you're gone. Don't ever come back. I promise. That's not all. You'll stay with me alone. He messed up your life enough as it is. Please don't. You're still too young to decide these things for yourself. But I can't be without him. You should have told me earlier. Much earlier. It would have been much easier back then. Please. Let's talk about it tomorrow. Maybe. That's the last thing I have to say. And these are my two absolute conditions. Trust me that I only want the best. Damn. I wish I knew what that was about. I don't even remember that talk. You don't, do you? If I were you, I would also try to forget. It's quite important to remember now. So try not to space out again. Wait, what do you mean? She's gone. Biz pek de iyi bir baba değilmişiz anladığım kadarıyla. Daniel, nasıl bir şerefsiz çıktın sen Daniel? Vallahi nasıl bir şerefsiz çıktın sen, hiç bilmiyorum Daniel. ...12 Temmuz... Hala Alex'ten bir iz yok. Eğer gelmiyorsa sormak zorundayım diyor. Ne yazık ki bir tür açıklama talep ediyorum ve ona ne söyleyeceğimi bulmaktan korkuyorum. Nasıl olduğunu bildiğim için hiçbir şey o kadar kolay gelmiyor. Amca çocuklar var ama uzaklaşabiliyorlar. En azından Molo burada değil diyor. Pislikle baş başa çıkabilirim diyor. Alex'in yakında buraya geleceğini ve bana orada birlikte yaşayabileceğimizi söyleyeceğini umuyorum demiş. 3 Temmuz. Nihayet babamla konuştum. Elbette ona tüm gerçeği ya da onunla yaşamak istediğimi söylemedim. Ama domuz etraftayken tatmin olmadığımı söyledim. Halen ona annesine biraz pislik attı. Babam neredeyse anlayışlı görünüyordu. Ama derinlerde bunun aslında ona olan nefretiyle ilgili olduğunu biliyorum. Onu veteriner olarak yaşamayı veteriner olarak yaşamaya mecbur. Ama mecbur kalırsam yaparım diyor. Ne işe yarayacağını bilmiyorum diyor. Evet, bu kadar. Güvenli alanı varmış. Şu ev onların güvenli alanıymış. Büyük ihtimalle bizim kaldığımız evde onların eviydi. Nerede o ağaç? Hop, yandık yine. Aynen kral.
Evet gençler. Yerin dibine doğru bir yerlere gidiyoruz. Hayırlısı olsun. Oğlum yeterince ürkütücü değil mi? Daha nerelere gidiyoruz? Allah'ını seversen magmaya mı ineceğiz yine yine ya? Bak hala aşağı iniyor. Oha. Aa yukarıya da çıkıyor. Ben yukarıya çıkacağım abi. Tamam güzel. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor resmen oyun ya. Şurası da var ama. And another one. Bir uyku vakti hikayesi. Sonunda kral uzun koşudan bitkin düşmüş bir halde yerde oturan prensesi gördü. Atından atladı, baltasını hazırladı ve ona doğru yürüdü. Babasını görünce dehşet içinde çığlık attı. Lanet olsun sana. Gözlerin sonsuza dek kalbinin karanlığıyla örtülsün. O anda kralın kafası erimeye başladı ve kısa sürede garip bir canavara dönüştü. Prenses ata koştu ve canavar bir şey yapmadan atını sürerek uzaklaştı. Prenses zalim kaderinden kurtulduğunu düşünmüş ama bir milden daha kısa bir süre sonra ata aniden durmuş ve ilerideki bir şeye doğru kişnemeye başlamış. Dayıcım bu nasıl bir hikayedir? Kurban olayım. Bu vıcık vıcık sesler sizi de rahatsız etmiyor mu? Allah'ınızı severseniz ya beni çok rahatsız ediyor. Bu bir saat tik takımı. Ananı avladım. Why don't you just die, asshole? Şerefsize bak lan sen. Hiç vallahi bakmadım. Arkamdan onun geleceğini ben tahmin ettim. Ama en sonunda bizim o canavarın gözünden görüyor olmamız beni çok rahatsız etti. O canavar sonunda biz de çıkabiliriz. Hayda, şapelin içine düştük. Oğlum deli misin, ne alaka lan? Gerçeklik algımı tamamen kaybettim. Yani neresi gerçek, neresi değil? The ancient underground church really exists. And here I thought it was just an old legend. Ananı avradınız.
şey yaparım ha. Şşş. Yaparım vallahi yaparım. Bağırma. Nothing happened. Neden olmadı lan? Vallahi ananla ilişki kurarım. Böyle bağırıp bağırıp durma. Sıçarım kafana. Burası ne? Abdesthane. Oğlum benim burada bir puzzle mı çözmem lazım? Dayı benim burada puzzle çözmem lazım galiba. Güzel. Şuna. Abdesthaneye geldik yine. Burası buraya geliyor. Buradan gidince şeye çıkıyoruz. Buradan gidince nereye çıkıyoruz? Abdesthaneye çıkıyoruz. Buradan yukarı gidince nereye çıkıyoruz? Burası buraya çıkıyor. Buradan aşağı inince burası neresi lan böyle? Burası yeni bir yere benziyor. Buradan şöyle insek. Of course I find parts of my home in ancient catacombs because otherwise I would be so We're so happy here. You're gonna love it. You know how beautiful it is there. Sure, I know, but all our friends are here. Also, there are no jobs there. Everyone is moving out from the north these days. No, when no, do you no. want to move? January. That's bullshit. There's no way I can get everything ready in just 2 months. Well, you'll have to, because I already sold this place. You did what? Are you deaf? I told you, I sold this place. We're moving. You sold it and didn't even ask me? I bought it and I sold it. Then I got us a new place in the north. Who the fuck do you think you are? There is no way that we are going there with you. I'm moving with you or without you. It's your call. I don't care. We are not moving to the north. Not in a million years. For all I care, you can sleep under a bridge and take that useless brat with you. You will not speak about my daughter like that. And you better shut the fuck up. Or... Don't push it, Ida. Oh, really? And what would you do? Oğlum biz iğrenç bring bir your blonde... I hope you're happy with how well you handled all these annoying little moments with your wife. And how you even managed to conceal the real reason why you had to move. Well done, Daniel. Anyway, after that night, you all moved to the north. Since you are such an excellent negotiator, you've truly earned your way back. Biz iğrenç bir insanmışız. Ya kızımızı arıyoruz tamam da. Biz neler yapmışız ya böyle. Açılan sayfa sadece resimden oluşuyor. Bu ne?
Bunların hepsini okumuştuk. Aynen, bunları okumuştuk, tamam. Ananı avladın, o ne? Asiktir. İyi, kaşınmaya başladım. Ya ananı avladını. Açın yolu ya. Bu ne? Burada bir şeyle etkileşime geçebiliyordum ben. After I told Ida about my relocation plans, I was lucky this knife didn't end up in my ribs. Buraya çıktım. Buradan aşağı indim ama burası burası. Burada işim yok. Buradan sağa gidebilirim o zaman. Doorbell seems broken. I see. The metal. I need some way to close the circuit. I need some way to close the circuit. Nasıl kapatacağım devreyi? Hiç düşünmemiştim onu, biliyor musun? Evet, yine bir anonun içine doğru gidiyoruz gençler. Aa, dinleyemiyor muyuz? Aa, bir dakika. Şimdi şöyle olabilir mi acaba? Aç gözükmüyor ya. Mesela o anıyı topladık. Gelip burada bir yere mi vereceğiz acaba? Aynen abi. Tamam. Şimdi diğer tarafa gideceğiz. O anıyı toplayıp buraya geleceğiz. Bacının avradını yedicettiğini. O ne daha böyle? Açılmıyorsun değil mi? İnşallah peşinde bir şey yoktur. I'd say it's pretty easy to tell who she doesn't want to live with. Really? Well, I bet your piece of shit boyfriend is who she's actually running from. Unlike you, he is actually worth something. His money is the only thing that grabbed your attention. And you knew just what to trade for it. Always the same with you. Maybe I am just tired of living a crappy life with an asshole who cares about nothing but himself. So you kick me out and let a loaded pedophile in. You were always so damn stupid. One more word about him and this discussion is over. Permanently.
It's always so much fun watching people hurting each other. It's hard to come up with a really good insult. Although, truth be told, yours were so pathetic. Maybe this time Ida finally surprised you. Poof! Your perfectly grand little world goes up in flames. It was that lawyer. If he... Oh, are we lying again, Daniel? Don't forget, the first time Stella ran away was purely because of you. Yeah, and it's also me looking for her in this hellhole. While those two are drinking their overpriced wine, totally oblivious to the fact that she's missing. Is that so? Then go home. You don't have to be here. I don't think this trip came with a return ticket, and I'm finally starting to understand why I deserve all this. Oh, poor little Daniel. You know what? You're boring. Come back when you're more fun. Vay arkadaş. Ama yani sadece biz değiliz bak bu arada. Ayda da hatalı. Gerçekten Ayda da hatalı. Ben sadece Daniel'ın hatalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. I spent way too much time in here preparing all the camp games. Oğlum hep ilk buraya geliyorum ya. Arayacağım. Tane değilmiş, 3 taneymiş. Şöyle, bir tane açılmayan kapımız var abi. Acı. İçin büyük ihtimalle. Bu kapıyı nasıl açacağım ya? Buraya gidemiyorum. Buradan sola gidemiyorum. Ha, burası yeni bir yola benziyor diyecektim. Abi çok özür diliyorum. Sürmek zorunda kaldığım için. Buradan bir yere gidemiyorum. Buradan bir yere gidemiyorum. Doesn't open from this side. Bu taraftan açılmıyor. Abi ne taraftan açılıyor bu? Yine buraya geldik. Yes.
Tamam, burayı yaktık. Okey. Burayı da yaktık. Buradan açılmıyor. Aha, bunu ilk defa gördüm. Bir dakika, buraya ilk defa geldim. Aa. Bu koridor farklı bir koridor. Tamam, güzel. Bir yere girmiş olmamız şu anda beni hoşnut etti. Onun bebek bacakları falan var. Baby monitor. We bought one when Stella was born. Locked. Locked. And another one. Bir uyku vakti hikayesi. Nefretle dolan kral, şeytana verdiği sözü yerine getiremediği için kızını lanetledi. Atını çağırdı ve kızın kaçtığını düşündüğü yöne doğru dört nalı koşmaya başladı. Etrafındaki orman gittikçe derinleşti ve sıklaştı ve aniden kendini derin ve karanlık ormanın ortasında bir yerde tamamen şaşırmış ve kaybolmuş buldu. Her şeyin kaybolduğunu düşündüğünde kral gökyüzüne döndü ve sol eline tılsımı tutarak avaz çıktığı kadar bağırdı. Korkunç çığlığı gökyüzünü delip geçerken aniden siyah bir kuzgun belirmiş ve kralın başının etrafında dönmeye başlamış. Kral kuzguna seslenmiş. Bana kızımın nerede olduğunu söylemek zorundasın. Kuzgun kanadıyla prensesin koştuğu yönü işaret etmiş. Kral yönü takip etmiş ve ne zaman yolunu kaybetse ona doğru yolu gösteren kuzgunu çağırmış. Yani biz de kuzgun çağırmayacağız herhalde kral, değil mi? Bu arada hikayedeki kuzgun kızımız biz de kral olabiliriz. Şey pardon. Prenses kızımız biz de kral olabiliriz. Bu ne abi? Arkadan gelen topuklu ayakkabı sesi beni çok ürküttü. Oğlum gidiyorum ama. Yine buraya geldik. Abi bir tuhaflık var ama. Bir dakika. Bulduğum şey nerede? Aha, bulduğum şey yok. Bir anahtarımız var. O kapıyı açar mı acaba? Nothing happened.
az önce kilitliydi lan. Do you even care how expensive those were? Do you think I just shit money? I'm sorry, Daddy. I just tripped. I didn't mean to. Tripped? How about you try to be at least once in your life? Ya artık Daniel, bokunu da çıkarma ama ufacık kız lan. So what happened, Daniel? Did your little Stella kill someone? I don't remember. I don't even understand why you want me to see this. Let me refresh your memory. On that very day, two wine glasses silently stood on the table. You might even remember when Ida brought them home from IKEA. When Stella tripped, those glasses, which must have been oh so expensive, fell down to the ground and shattered. And? You sent her to bed. And I am sure you want to know what happened next. Daddy, please don't do that! Why not? Maybe now you'll learn what losing something important feels like. And it's the only thing Grandma left me. Take all my toys, just please. Please don't take my doll. Not gonna happen. This is the only way to teach you. So, you took the doll, went outside, tore it up, and threw it into the trash. You must have been really happy with yourself. I bet little Stella finally understood how to appreciate things right. And that's all for now. Ta. Oğlum harbiden şerefsiz adamın tekiymişiz ya. Vallahi her gördüğümde bunları kendime sövüyorum. Kadar o evladı bir kişiliğimiz varmış oyundaki karakterin. Vallahi. İşte herkes ana baba olamıyor. Herkes çocuk istiyor ama herkes ana baba olamıyor. Ben niye böyle tribe girdim şimdi durup dururken onu bilmiyorum. Ama canımı sıktı yani. Bir de kaç saattir oynuyoruz böyle beş karakterle oynamak da aslında biliyoruz. Artık gidebiliriz herhalde. I can hear the clock clearly. Anladım. Allah belanı versin seni ya. Oğlum çok korktum. Öyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Kaçalım. Kaç 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 kaç. At adam mı lan bu? Surata ata benziyor ama.
Pas. Adam bize soktu bıçağı abi. So, this is it. I'm finally dead, right? Took him quite a few tries to get me. Tell me, Daniel, have you found Stella? Stella? Oh, right. My daughter. I went to the woods looking for her. It was such a long time ago. And have you found her? I don't think so. It was Leah. This little girl. Or was she a doll called Rosie? I don't know. Maybe she was Stella. And I just didn't recognize her. And that woman, Eleonora, something got to her. And she jumped off the cliff. Or maybe she was just another figment of my imagination. Look into your heart. Do you think she was real? I wish she was, but somehow, nobody I've met in these woods feels real. And that includes you. And you, Daniel, are you real? Yeah. It doesn't matter now, does it? At least I no longer need to fight for my life. Your story is not over yet. You will return one more time. It's up to you what you do with your last chance. Be careful. The beast is closer to you than you think. And that's what really keeps you from finding your daughter. Bu ne oğlum? Haydi. Teyze de sağ olsun. Her koşulda bize bakıyor. I really didn't want to return here. She should have let me die in peace. So you awake or not? Come here right now, boy. Kill me now. The hag is back. Oğlum o, da, o kadını sana... Çok yardım dokundu beden yıl. He? What were you thinking? This was such a beautiful place before you ruined it. Is this how you thank those helping you? Now, listen to me carefully. After you destroyed... Hold it right there. What exactly have I destroyed? You want to know? Why don't you see for yourself? Take your backpack and follow me. Maybe even you can understand. Teyze, sen bu hızla gidersen 3 günde gidemeyiz gideceğimiz yere. Know that you and your beast are both tied to this land. When you first came here, I knew that a large disturbance would follow. Yet even I did not know how devastating the change would be. Listen, I'm the one being hunted, and if it wasn't for your curse, I'd already be safely home with my daughter. You really think so? You're such a hopeless child. Have you forgotten that you're the one who promised you would never return to this place? I did. I just can't remember why. Can't remember? Or don't want to remember? Those are two entirely different things, Daniel. Let me tell you an old
A long time ago, there was a little girl named Slaviana. She was sweet, beautiful, but as it often goes, her parents died when she was very young. She was raised by her uncle, who didn't care much for her as he saw her as nothing but a maid. The work was hard, but that wasn't the worst part for Slaviana. Day by day, she was reprimanded for even the tiniest of things. No matter how hard she tried, there was no love for her, and she had no hope that her situation would ever change. Bir kalbin yanına doğru gidiyoruz galiba. Tik tak tik tak sesler geliyor çünkü. And ran away, far into the woods. The night had fallen, and the full moon appeared in the sky, accompanied by the howls of a nearby pack of wolves. She struggled to get away, and eventually she slipped and ended at the bottom of a crevice, her path blocked by huge rocks on all sides. Exhausted, she collapsed on the ground and prayed to the goddess Vesner to have mercy on her and relieve her from her pain. As she was singing her prayer, tears started to roll down her eyes, forming a little pond on the ground. Finally, the goddess heard her calls, and as the ground around her opened, water started to pour out, mixing with Slaviana's tears to form a river. Slaviana was gently carried away until she drowned in her own tears, finally free from her sorrow. You see, all these stories, no matter how ancient or new, are all the same one, told again and again. Anyway, we're here. Go up there and have a look at what remains of the land. Then come back here to me. Oğlum, ne olmuş lan buraya? I don't understand. Where the hell are we? Senin cehennemin, Daniel. Senin cehennemin. Temmuz, kendimi çok kaygılı hissediyorum. Kampa geri döndüm ve Alex hala burada değil. Babama gelişi güzel bir şekilde girip gelmeyeceğini sordum ve o da bana Alex'in birkaç gün içinde burada olacağını söyledi. Bu mutlu bir haber olurdu ama muhtemelen sadece kendimi kandırdığımı biliyorum. Bir süre önce onun için bir şeylerin değiştiğini biliyorum çünkü aniden yazmayı bıraktı. Sorun ne olursa olsun ikimiz de buraya döndüğümüz için sihirli bir şekilde ortadan kaybolmayacak. Keşke onunla hiç tanışmasaydım. Dezem, ne olmuş buraya Dezem? Why is everything gone? Can you hear the clock? With each tick, more and more of this world plunges into the void. It must be that monstrous device from the underground labyrinth. I saw it right before the beast attacked me. It's the very same one. Some things are best left buried deep. If it wasn't for your meddling, we would never be standing here. I don't think I've been given a choice. Maybe. But now it's time to deal with your past. To finally understand why you really came here. Do you see that Corsilium Delecti over there? Cor... what? It's the heart which contains all the guilt you hid in this part of the land. Go and purify it. Arındıralım anam. Seni arındırmaya geldim dostum. Are you completely insane? We sent you to purify it, not to smash it. Nasıl yani? This to other Corsilis as well? Sure. It always worked great. No wonder you were forgotten so much. What's that supposed to mean? When you destroyed it, you made a path. But you also destroyed your memories, which were buried in each heart. They aren't just lost. You erased them forever.
How many of these arts have you destroyed? I'm not sure. 4, maybe 5. Maybe all is not lost yet. Ultimately, it's your choice if you want to purify the Casilla or just smash them. All right, well, let's say I want to purify them. What should I do? First, you have to complete your totem. That crude piece of wood is unfinished. The proper cathartic requires angel wings. So, I should mount wings on the totem? Indeed. But that's not all. If you intend to purify the Corsilum, you need to prepare the ground next to it. First, prepare the potion. I left the recipe in your backpack. When you're done, pour the potion on the ground next to the heart. Then plunge the totem into the ground where the potion created a swirl. The heart will be purified, and your memories will remain safe. Sounds like a lot of work. You can always take the fast path. Smash the heart, if you like. It's your choice, and your world. After all, whatever you do, just stop the clock before it destroys the rest of this place. Parçalayabilirim. Arındırabilirim. Tamamen bana kalmış. Ama her ikisini de artık bir sonraki bölüm gerçekleştireceğiz gençler. Umarım hoşunuza gidiyordur. Eğer hoşunuza gidiyorsa like'lamayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.